Peki depremler oldu. Deprem bittikten sonra dışarıdayız. Evimiz yıkıldı, binamız yıkıldı. Yiyecek arıyoruz, su arıyoruz. Ne yapıyoruz? Ne yapmamız lazım? Sahilde cam kırıkları var. Bu bizim için tehlikedir. Ama yalın ayak bu cam kırıklarına bastığımızda bizim için bir risktir. Okuldayız veya evimize giderken duvarlarda saksı var. Her gün bu yolu kullanıyoruz. Duvarda saksının olması bizim için bir tehlikedir. Ama saksının üzerimize düşmesi bir risktir. Ülkemizde, şehrimizde bu afetlerden hepsini yaşayabiliyoruz çocuklar. Bu yer kabuğunun altındaki mağmadan dolayı akışkan sıvı olduğu için levhalar hareket ediyor ve depremler bundan kaynaklanıyor. Yine Türkiye'deki levha fay ilişkisine baktığımızda ülkemizdeki fayları görüyoruz. Kuzey Anadolu fay hattı, Doğu Anadolu fay hattı. Bir fayda deprem oluştuğunda kırılma sonucu dere yatağı belirli bir miktar yer değiştirir. Yüzlerce yıl içerisinde yanı dere yatağında ikinci bir deprem oluştuğunda dere yatağı yeniden kırılarak hareket eder ve yer değiştirir. Bant, radyo, evet. Evet, evet. Evet, teşekkür ederim. Yine sabun, kibrit, tuvalet kağıdı, kağıt, kalem, para, konserve. Yap, korkma yap. Gel bu kanala. Bak, şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar, burada ne yapıyorduk? Dizlerin üstüne çök bakayım, dizlerin üstüne. Şimdi çöktü, değil mi? Daha sonra kafanı dizlerine yaklaştır. Kapandı. Elinle şu masayı tut. Tutundu. 1, 2, 3. Bakalım ona. Aferin. Hadi alkışlayın bakayım arkadaşlarımıza. Çok güzel. Kendimizin emniyetinden, güvenliğinden emin olduktan sonra ne yapıyorduk? Evimizdeki gaz, elektrik, su vanalarını kapatıyoruz. Binamızı terk ediyoruz. Yalnız merdivenleri kullanıyoruz. Koşmadan sakin adımlarla gidiyoruz. Heyran nedir? Siz bunu çekerseniz ne olur ben size anlatayım mı? Ateş bir yerde kontrolümüz dışına çıkıp da yangın haline döndüğünde öğretmenlerimiz gelir, bu tüpü alır. Siz bunu davet çektiğiniz için bakar ki içerisinde hiçbir şey yok. Ateşi söndüremez, yangın ne yapar? Bütün binayı sarar. Değil mi? Sonra bu tarafa, bir daha o tarafa döndün. Bu şekilde durmazsa, ayağa kalk. Dalga ya. Bu şekilde durmazsa ne olur? Yani bu şekilde yapmaz da ayakta durmaya çalışırsa vücudunun üst tarafı yanabilir, değil mi? Onun için ne yapacak? Hemen yere yatacak, sağa ve sola dönerek kendini söndürmeye çalışacak. Anlaştı mı bunu? Anlaştı. Peki tamam, geç. Alkışlayın bakayım arkadaşlar. Ne oluyor? Bakalım kimler doğru yaptı? Kimler doğru yaptı? Sen niye yapıyorsun? Hadi sen de yap, çabuk. Çabuk.